Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni ve güzel bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Nike'daki indirimli ayakkabılara bakacağız. Yani sizlerin en sevdiği tarz videolar, daha doğrusu herkesin en sevdiği tarz video. İndirimde hangi ayakkabılar var? Hangilerini almalıyız? O indirimdeki ayakkabılar nasıl ayakkabılar? Bunlara bakacağız. Evet, bir süredir sizlerden çok fazla DM alıyorum Instagram'dan. Abi şöyle bir indirim var paylaş, abi böyle bir indirim var paylaş. Neyse ben de paylaştım zaten, orada birkaç gün boyunca o paylaşımları yaptım. Ben de indirimlerden iki güzel ayakkabı aldım. Halbuki o iki güzel ayakkabıyı da incelemiştim ve arkadaki raflarda, kutularda varlar. Fakat yani bunlar çok sevdiğim renkler olunca indirime girenler, kaçırmayayım dedim. Hatta onları favori listeme de eklemişim. Dolayısıyla yani ilk defa böyle bir indirim görüyorum. Gerçekten şaka değil arkadaşlar. Bu kanalın neredeyse 5. senesine doldurmuş olacağız. Evet, 5 senedir bayağı uzun süredir yapıyormuşuz. 5 senedir ben bu şekilde indirim görmedim. Size bu kadar söyleyebilirim. %10, 15, 20, 30 hadi maksimum ama %50 ve şu anda sezon ayakkabısında en güzel renklerde neredeyse bütün numaralar varken böyle bir indirim görülmüş değil. Yani o kadar söyleyeyim sizlere. Belki yalan olmasın 100'e yakında DM aldım. Abi aldım sağ olasın, işte kaçırmadım, şunu aldım, bunu aldım diye de sizlerden de inanılmaz geri dönüş oldu. Fakat tabii ki Instagram hikayeleri 24 saat gözüktüğü için ve her zaman herkes de online olmadığı için sürekli abi şu ayakkabı nasıl, abi bunu ayakkabı nasıl, şunu aldım ne dersin, bunu aldım ne dersin gibi de çok fazla yine mesajlar geliyor. Yani günlük belki ortalama 50 tane 40 tane geliyordur. Hepsine dönmem mümkün değil. Kimilerine yine fotoğrafını çekip Instagram'dan cevap vererek paylaşıyorum. Veya işte fikir soranlar oluyor. Veya abi paylaş herkes yararlansın diyen oluyor. YouTube'un bu noktada etkisini kullanacağım. Yani Instagram hikayeleri gibi geçici değil kalıcı bir video olsun. Sizlerle birlikte de birçok ayakkabıya bakmış olalım. Hızlıca dalış yapalım istiyorum. Uzun bir intro oldu. Evet arkadaşlar, Nike.com'a girdik. Türkiye sitesine girdik. Burada her zaman yaptığımız gibi erkekler ve basketbola giriyorum ben genelde. Böyle yapabiliriz veya indirim ayakkabılar yaparsak bu videonun konusuna daha uygun olacak ve öyle yapıyorum, indirimden ayakkabılara bakıyorum. Tabii ki burada bizi kadın arkadaşlarımız da izleyebiliyor ama ayakkabılar aynı, kadın erkek birçoğunda fark etmiyor. Ben birini beğeniyorsam bağımsız olarak alabilirsiniz. Sizler de oradan girip bakabilirsiniz. Bugünlük bunun üstünden ilerleyelim çünkü %90'ımız, 95'imiz erkek izleyici olduğu için. Evet, karşımıza çıkan sayfa bu. Nike Zoom X Invincible Run Flyknit 2. Benim radarımda olan ayakkabı. Aynı hatırlarsanız birkaç tane uzun koşu ayakkabısı almıştım. Yani çok pahalı koşu ayakkabıları. Onların bir diğer üçüncüsü diyebilirim. İki tane almıştım. Zoom X yastıklamalı. İnanılmaz güzel bir koşu ayakkabısı. Soranlarınız oldu. Bu kırmızı rengi hatta ben şu an almak istiyorum. Fakat bu ay bütçemi baya baya aştım. Çünkü yaklaşık buradan iki ayakkabı aldım. Farklı yerlerden de ayakkabı almıştım. Dolayısıyla bunu beklemedeyim. Bir de kırmızı renkte gördüğünüz gibi zaten numara yok. Normalde bu tarz indirimlere Nike'da alışkınız. Yani çok fazla o yüzden bekleme taraftarı olmuyorum. Hani çok ayakkabınız vardır benim gibi. Beklersiniz, indirimde olanı alırsınız ama bu tarz eğer beğendiğiniz var, yani kaçırmayayım diyorsanız hep alın derdim ta ki bugüne kadar. Dediğim gibi beni çok şaşırttı. Genelde böyle birkaç tane numara kaldığı zaman falan indirime sokarlar. Maksimum şurada görmüş olduğunuz gibi %29 indirime sokarlar. Mesela bu rengi çok güzel ama 2-300 indirimdeki hali bile oldukça pahalı. 44,5 alabilirim diyorum. Abi bu nedir derseniz, yine çok güzel koşu yürüyüş ayakkabısı. Özellikle rahat etmek istiyorsanız, zıp zıp bir taban istiyorsanız alabilirsiniz. Benim çok hoşuma giden ayakkabılardan bir tanesi. Son zamanlarda da bu ZoomX'e takmış haldeyim arkadaşlar. Biraz React görüntüsü de vermişler. Çok rahat, çok farklı. Hatta işte sevmediğim veya niye böyle karardı? Hep karanlıkta parlayan kısımlarını koymuşlar. Hani koşucular bazen sabah erken veya geç saatte koşarsa araçlara da bu şekilde işaret vermiş olurlar. Çok rahat etmediğim ayakkabıları hani elden çıkartayım, bunları alayım gibi böyle düşüncelerim oluştu. Fakat 2 civarında olan renklere bakmak mantıklı. 2900, 2-3-200, bakın yani çılgın çılgın fiyatlar, niye her tıkladığımda aşağıya gidiyor bilmiyorum. Evet, bunu alabilirsiniz, dediğim gibi oldukça güzel. Air Jordan 11 CMFT Low nedir bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç güzel gelmedi. Basketbol oynanabilir mi? Evet, basketbol oynanabilir. 1-500 uygun mudur abi derseniz uygundur. Eğer bu numaralardan bir tanesi size uyuyorsa kaçırmayın. Ama dediğim gibi benim hiç hoşuma giden bir renk olmadı. Hiç model olmadı. Bir de 11 Low'u böyle yapıyorlar veya 11 genel itibariyle. 11'in güzelliğini düşürüyorlar ya. Hani böyle bir değişik hissediyorum. Çünkü 11 benim gelmiş geçmiş en sevdiğim ayakkabılardan bir tanesi olduğu için herhalde burada biraz holiganca mı davranıyorum bilemiyorum.
Jordan Air 200E %37 indirimle oldukça yüksek bir indirim. Alınabilir mi? Alınabilir kesinlikle arkadaşlar. Benlik değil, Air tabanlar zaten çok rahat olmuyor. Bence bunu alacağınıza göstermiş olduğum bu Zoom X'ten indirimli bir tanesinden, yani bir renginden alabilirsiniz. Bakın 2-300. 2000'e vardı acaba, o yanlış mı hatırlıyorum, onu bir daha bakayım. Evet bakın, bu rengi almayı düşünmüştüm. 44.5'da gitmiş zaten. Çok da kalmıyor. %30 indirim aman aman fena bir indirim değil. Bekleyip belki herhangi bir rengi düşene kadar da bunu sürekli kontrol edebiliriz. Dediğim gibi çok büyük bir indirim değil. Bu da gündelik giyilebilir. Çok performans ayakkabısı olmayacaktır. Mesela bu rengi güzelmiş ama tabii güzel rengi görüyorsunuz. 2700. Sadece herhalde siyah rengi indirime girmiş. Aşağı doğru inelim. Kramponlarımız var. Nike Air Max 90G. Fena değil. Yani niye bunlar bu kadar pahalı? İnanın hiçbir fikrim yok. Air Max'ler anlamış değilim. Nike Air Max 90G'nin farklı bir rengi ve gördüğünüz gibi React Miller Infinity Run Flyknit çok çok iyi. Hatta geçen bir önceki videoda hatırlarsanız arkadaşlar, outlet turu yaptım. Yani fiziksel bir mağazaya gittim. Hatta iki tane de orada tişört, bir tişört, bir de askılı almıştım. Güzeldi. Onlar da gayet güzeldi. Bu ayakkabılar vardı. 2000 civarıydı. Yalan olmasın. Burada çok daha indirimli ve %37 olan renk bence çok da güzel bir renk. Yapıştırın, kaçırmayın. Infinity Run'ı arkadaşlar kanalda inceledim. Bunun incelemesi var. Girip oraya bakabilirsiniz. Nedir ne değildir bu ayakkabı hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Zaten Infinity Run 1, 2, 3 farkı yok. Dolayısıyla alın, kullanın. Özellikle içe basma sorununuz varsa bu ayakkabı çok iyi. Fiyatı da çok iyi. Hani bende 2 tane var. 2 tane almıştım. Utanmasam bunu da alacağım, öyle söyleyeyim. Benim aldığım ayakkabılardan bir tanesi arkadaşlar Vinyl'ın bu rengi. Ki ben bunu hatırlarsanız birkaç videoda söylemiştim. İnternetten ucuz alışveriş tarzı bir video yaptığımızda bundan da bahsetmiştik. Biliyorsunuz Vinyl 05 incelemesi de var. Bu arada arkadaşlar inceleme yaptığım ayakkabılarla alakalı soru gelince cevap vermiyorum. Özellikle Instagram'dan çok geliyor. Zaten kimseye soru sormayın diye de ben bu videoları çektiğim için buradan bakabilirsiniz. Bakın büyük numaraları bitmiş. Genelde basketbolcu arkadaşlarım yapıştırmış. 1400 TL inanılır gibi değil. %49 indirim. Çılgın bir indirim. Yani size o kadar söyleyeyim. Dediğim gibi böyle bir indirim görmedim. %49 ne demek? Diğerleri gibi %29 olur, %27 olur. Ama bu renk olmaz. Veya bu olur mesela. Buna okeyim. Ama %49 yine fazla. 41 oluyor. Bazen işte 39 oluyor. Veya bazen 53 falan oluyor. Bu tarz uçuk numaralar oluyor. Kimsenin almadığı, tercih etmediği. Bu arada bu renk de gayet güzel. Hani ben de bu tarz renkler çok olduğu için artık bir de böyle kum renklerini çok beğenmeye başlıyorum. Bir tane bundan sipariş ettim. Çok güzel yani. Gerçekten rahat ayakkabı. Günlük de giyersiniz. Her türlü yaparsınız. Aşağı iniyorum. Huarache. Bu ölmeyen ayakkabılardan bir tanesi, zamanında kasıp kavurmuştu, %39 indirimde yine alınabilir rahat modellerden. Birkaç defa denedim, alayım mı almayayım mı zamanında çok yapmıştım ama ben biraz daha bu tarz renkleri beğeniyorum gündelik hayatta giyeceksem. Hani modası geçti diyebilirim ama hala tabii rahat, güzel giyilebilir. Fena değil, bakın bazı renklerde var, bazı renklerde yok. Ona göre bakabilirsiniz. Numaranız tükenmeden de yine tercih edilebilir bir model çünkü fiyatı 1440. Ya düşünün, why not bundan bile uygun. Gerçekten inanılır gibi değil. Burada arkadaşlar React Miller 2 Shield var. 430, 1430 fena değil. Güzel, gündelik giyilebilecek. Özellikle hani işlemişte o tarz şeylere bakıyorsanız, biraz daha yaşça büyük arkadaşlarım giyilebilir. Simsiyah ayakkabı, aynı şekilde beyazında bakabilirsiniz. Hepsinde eşit derecede indirim var. Nike Shane demiş. Bu eskiden ben çok tercih ettiğim tarzda ayakkabılara benziyor. Converse vesaire giyenler için, Puma giyenler için de. Güzel bir model, klasik bir model ama %13 indirim fazla da değil. Jordan Series 5 yine daha deminki bu SB modele benzeyen bir ayakkabı. Fena değil yine. Zoom Fly 4 güzel bir ayakkabı arkadaşlar. Bu Outlet'te de vardı. Outlet'te 1700'lere düşmüş bir rengi vardı. Eğer izlemediyseniz bir önceki videomu izleyin. Nedir ne değildir oradan bakabilirsiniz. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız veya İstanbul'da yaşıyorsanız da, İstanbul'da da var. Gidip bakabilirsiniz. Jordan Delta 2 benim çok hoşuma giden ayakkabılardan bir tanesi. Hemen şuradaki rafta var. Şu. Evet şurada var. Hoşuma gidiyor. Bu rengi daha çok hoşuma gidiyor. Benim aldığım renkten bile bence güzel. Ama bakın numarası pek kalmamış. Hatta ben bunu da alsam mı diye düşünmüştüm. Çünkü 1500, 1600, 1400 bu rakamlar artık bulunmaz rakamlar arkadaşlar. Dediğim gibi Nike bunu ne zamana kadar yapar, ne kadar sürer belli olmaz. Bazen bana bununla alakalı abi ne zamana kadar devam edecek gibi soruyorsunuz. İnanın ben de bilmiyorum. Ki kaçırdığım zamanlarda olmadı değil. Yani şu Jordan 36'nın şu ayakkabının şu rengi yani inanılmaz ya. 3.379'dan %37 indirime girmiş. Nasıl olabilir? Dediğim gibi böyle bir şey görmedim. İndirime girdiğinde arkadaşlar neredeyse her numarası vardı. Şu 44.5'a kadar vardı. 45 yoktu. Birine hediye almayı düşünmüştüm çünkü. Onun dışında mesela siyah da yok.
Bunda yok. 3700 hatta düşün. Birisi 3700, birisi 2100. Şu numaralara giriyorsanız kesinlikle alın. Bir de arkadaşlar Jordan Low'la Jordan High'ın hiçbir farkı yok. Air Jordan 36 incelememi izleyip karar verebilirsiniz. Abi Jordan Low nasıl? Abi Jordan... Arkadaşlar baktığınız zaman her şeyle aynı ayakkabı. Birisi 2 santim uzun, birisi 2 santim kısa. Bunları artık bu şekilde incelemelerle halledebilirsiniz diye düşünüyorum. React Miller 3 daha bütçeli modeller %41 indirim. Yine gayet güzel ama ben bunu çok beğeniyorum. React Vision hatta hatırlarsanız Outlet'ten almıştım. Çok çok güzel de bir ayakkabıydı. Hatta şöyle arkada üşenmeyip çıkarsam mı? Üşenmeyip çıkartayım, bekleyin. Evet bakın arkadaşlar. React Vision ayakkabısı. Eski vloglara bakarsanız bulursunuz diye tahmin ediyorum. Ne kadar almışım ona bakalım birlikte. 849 mu yazıyor? Evet 850 lira. Yine pahalı. Ama ne zaman ne kadardan düştüğüne bakarsanız o zamanlar 1499'dan düşmüş. Şu an 1499'da indirimde %40'la hem de 2500 liradan düşmüş. Ama bence en güzel rengi siyah beyaz. Ben hangi rengini almıştım ona bakalım. Kutusu da böyle gelecek bu arada. Şimdiden size bakmış olursunuz. Birkaç vlogda dediğim gibi açmıştım. Ama henüz giymedim. Bunu aylar önce aldım arkadaşlar. Şuraya bakın bendeki rengi de bu. Oh yeah. Şimdi giresim geldi. Güzel değil mi? Ne diyorsunuz? Bununla alakalı bir reels yapayım ya. Şu an hoşuma gitti. Güzel de bir renkmiş gerçekten. Başka bir rengi yoktu arkadaşlar. Sadece bu rengi vardı. Zamanında almıştım. Evet çok hoş. Ayağıma çok güzel gitti. 44,5 numara aldım. Normal tipik numaranızı alabilirsiniz. Kaç numara alacağınızı bilmiyorsanız. 49,5'a kadar da olması şu an internet sitesinde çok iyi. Yani bilmiyorum bu indirim biraz daha devam ederse, yani biraz bütçemi toparlarsam. Gerçi alacağım şu Nike Zoom X var ya. Bu varken ona gelmem herhalde ama bilemedim. Benim de sağım solum belli olmaz. Bunu da kaçırmayın. Güzel bir yürüyüş ayakkabısı, spor ayakkabısı, koşu da yaparsınız. Bakın beyazı 2,5. Bence siyahı daha güzel. Bunu ben çok kovalamıştım bir de bunun hikayesi. Bu çok kovaladığım, çok almak istediğim şu adamın ayağında videoda gözüken rengini de çok istedim. 2-3 senelik bir ayakkabı arkadaşlar. Çıkalı çok çok uzun zaman oluyor. Herhalde ellerinde stok fazlası mı varmış? Bakın 38,5'dan 49'a kadar var. Dolayısıyla çok güzel bir tercih. 1500 lira da bence çok ideal. Evet devam ediyoruz. Pegasus'lar var. 39 Pegasus'lar her zaman iyi tercihlerdir arkadaşlar. Eğer koşu yapıyorsanız, spor yapıyorsunuz baksanıza renklerine. Sadece ben şu an altındaki kullanılan yastıklamaya bir yaklaşmak istedim. Air Zoom var. Yani normal olacaktır. Bana, ben de buna benzer birkaç ayakkabı var. Jenerik ayakkabılar. He, bu mu abi yoksa React Vision mı dersiniz? Ben React Vision tercih ederim. Onu daha çok beğeniyorum. Ama biraz daha bu basık, biraz daha küçük profilli bir ayakkabı. O ise biraz daha büyük. Ama bunları belki mağazada deneseniz en güzeli o olur. Çünkü eğer ki daha önce böyle ayakkabılar almadıysanız bu hislerin size farklı gelmesi iyi hissettirmeyebilir. Air Zoom Alphafly aldığım ayakkabılardan bir tanesi buydu hatırlarsanız önceki videolardan. Bayıla bayıla aldığım koşu ayakkabıları demiştim ya. Ben tabii aldığımda 2700'e aldım. 3900, 4200, %18, %19 indirim bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir rengi daha hani 2,5 seviyelerine bile gerilese bir tane daha yapıştıracağım. Kaçırmak istemiyorum. Jordan Low harika bir renk. Bundan da çok aldınız arkadaşlar. Çok DM'ler geldi. Çok güzel bir ayakkabı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben kırmızı rengini çok beğeniyorum. Fakat bak tabii o da 3,5 bin lira indirim yok. Belki buna da indirim gelir bir umut. Gelirse yine haberleşiriz. Onun için de Instagram'dan takip etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Bu tarz haberleri sürekli sık sık paylaşıyoruz. Bu renk de çok güzelmiş. Dediğim gibi Low'la High'ın hiçbir farkı yok. Eğer ki burada numaranız varsa alın, almayı unutmayın. %48 indirim inanılır gibi bir indirim değil yani öyle söyleyeyim size. Kramponlarımız var. Bunlara çok gitmeyeceğim. 1400, 3200 çok bahsedemeyeceğim. Çünkü çok da alıp kullanmıyorum son. Liseden beri de futbol oynamıyorum doğru düzgün. Nike Air Max 270 değmez bence. Zoom Vomero. Şunu çok öven oldu arkadaşlar. Vomero 16. Hatta bir arkadaşım aldı. Bakın kort tenisi için bile çok güzel ekip var ve %27 indirimde. Tenis oynayanlarınız varsa veya oynamak isteyenleriniz varsa. Gerçi basketbol ayakkabılarıyla da kort tenisi gidebilir. Ama altları bunların çok daha sağlam oluyor. Dolayısıyla kort tenisi oynuyorsanız Nike yine güzel bir tercih olacak. Bunlar bayağı güzel plastikten biraz daha yastıklaması düşük. Yani gard ayakkabılarıyla da oynanabileceğini düşünüyorum. Basketbol ayakkabıları birçok spora uyuyor çünkü. Evet güzel bir ayakkabıymış bu da. Tenis ayakkabısı çok güzel. Yanda çeperleri var. Basketbolda da bunlar çünkü zaman zaman kullanılıyor. O yüzden uygun diyorum. Zoom Vapor Pro. Vomero'ya gelelim dediğim gibi arkadaşlar ama 49,5'muş sadece burada kalan. Mesela bu normal anlaşılır bir indirim diyebiliriz. Ama belki farklı yerlerde indirimden bulabilirsiniz.
Bu da yine iyi hissettirecek güzel koşu ayakkabılarından. Yastıklamasını merak ediyorum. Ne kullanılmış? Air Zoom kullanılmış. Şu dilinde görüyorum. Yastıklamasında bu vardır. Yani Zoom X dediğim gibi şu sıralar takık olduğum yastıklama biçimi. Çünkü apayrı bir yastıklama arkadaşlar. Şu Kreter Remix'i çok beğeniyorum. Günlük giyim için de güzel olacağını düşünüyorum. Outlet'lerde 708'lere buluyordum. Ah kafam niye almadım diye kendime kızıyorum. %10 indirim çok değil. Zaten de çok pahalı bir ayakkabı değil ama tipini beğeniyorum yani. Daha büyük indirimlere girerse kaçırmak istemediğim bir ayakkabı. FlyEase yani bağcıksız teknolojilere yine aynı şekilde Pegasus'ta var. Golf ayakkabısı hem de Air Jordan 12. Bir tane alınıp şurada sergilenebilir. Aklıma da gelmedi değil, alayım dedim, dursun bende. Belki ileride emekli olunca falan golf oynarım ben de. Stephen Curry gibi, Jordan gibi. Yani alınabilir. Çünkü 12 ciddi güzel bir ayakkabı. Bu rengine de bayıldım. 12 Love, Jordan 12 Love. Gerçi koleksiyonumda bir tane var. Ama böyle bir golf de güzel olur. İleride çok para kazanırsak ne diyelim. Koleksiyonu satarsak güzel bir tercihmiş bu da. Delta 3 var arkadaşlar. Fena değil. Delta 2'de hem gösterdiğim hem indirimde olan ayakkabıydı. Delta 3 ne ara çıktı, ne ara indirime girdi inan bilmiyorum. Çok basketbola yönelik olmuyor Delta serisi. Daha günlük veya spor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki yine sizlerin ihtiyacını verecek. Birçok spor dalında performans gösterebileceğiniz bir ayakkabı ama baskete ben çok tavsiye edemeyeceğim dediğim gibi. Bu da güzel bir renkmiş bu arada. Hoşuma gitti. Fakat bir tık daha belki indirim olsa 2000 lira çok değecek gibi gelmiyor yani. Hani diğerleri varken. LeBron'lara gelmeye çalışıyorum. LeBron'lara. Biraz şuraları hızlı geçelim arkadaşlar. Golf ayakkabıları var. Kreter Impact, Remix'a bunlar birbirine çok benziyor. Fena değil. Şurada Flight Light Mid diye eski tipli bir ayakkabı var. Infinity Run'ın bir tane daha var. Evet, bitti mi acaba? Merak içindeyim. Şöyle hızlıca çekelim hatta. Şu an sitede bir tuhaflık var. Zaman zaman site böyle kafayı yiyor. Sizlerden de çok soran oldu. Abi işte sepete ekledim. Olmadı. Sepete ekledim. Tıkladım. Kabul etmedi gibi. Zaman zaman Nike sitesi çökebiliyor. Bu arada Nike'ın müşteri ilişkileri var. Aşağıda şöyle aşağı çekeyim. Mesela şurada var. Bize ulaşın diye bakın. Bir kısım var. Buradan ulaşıp iletişime geçebilirsiniz. Fakat herhalde LeBron'lar bitmiş arkadaşlar. Bu da çok kötü oldu bu arada. Basketbola gelip oradan bakalım. Sizler soruyordunuz ne zamana kadar devam eder abi? Alayım mı? Almayayım mı? Yani arkadaşlar LeBron 19'un incelemesi mevcut. Wynat'ın incelemesi mevcut. Jordan 36'ın incelemesi mevcut. Neyi bekliyorsunuz? Yani neyi bekliyorsunuz? Yapıştırın. İndirim haberi görüldü. Numarası var. Vurun geçin. Bakın tekrar gelmiş. 3150'ye. Bu arada dün gittiğim herhalde outlet'te bu indirimde olan renk miydi? Yok. Buna benzeyen farklı bir renkti. 3150. Bakın 2000. Aa, 2550'ye tekrar mı düşmüş? Bir sıra hatırlar mısınız? Ben size Instagram'dan yine paylaşmıştım. Hani Jordan Low mu alayım, LeBron Low mu? Tam o sıra işte birisi 2550, birisi 2600 iken bir anda arkadaşlar Jordan Low'lar 3.5'lara fırlamıştı. Herhalde tekrar düşürmüşler. Ya o çılgın indirimleri geri çekiyorlar aslında. Hani şöyle indirim, böyle indirim diye de bak, söylediğime bakmayın. Bu adamlar zaten bindirimleri çok güzel yaptığı için böyle. Bu arada LeBron Witness 7'de çıkmış. Yeni satışa sunulmuş. Nike Precision 6. Bu Precision serisi benim pek sevdiğim seri değil. Witness'ları da tekrar tekrar ısıtıp önümüze koyuyorlar. Aynı taban, aynı üst. Şuraya bir şey eklemişler bu sefer. Witness 6'nın incelemesi kanalda mevcut. Bakıp oradan nedir ne değildir öğrenebilirsiniz. Bu da çok farklı olmayacak yani. Sadece üst kısmına şöyle bir bakayım. Üst kısmı biraz daha iyi gibi duruyor. Yani. Ama ne kadar fiyatı? 2100. Yani şimdi düşünün arkadaşlar. Jordan'lar 1600'lere, 1700'lere düşmüşken bu yani 1400'lere Wynat düşmüşken bunlara bakılmamalı yani. Öyle söyleyeyim. Bakarsanız hata edersiniz. Yeni satışa sunulmuş güzel bir Elevate rengi ama yine şu an pahalı geldi gözüme. Tabii bu indirimler sizin genel bakış açınızı belirlememeli fiyatlara. Çünkü çok değişken, bir anda her şey değişebiliyor. Bakın indirim bitmiş LeBron'larda. Jordan'larda ise numara kalmamış. Bir tek Wynat'lar fena değil. Bu arada şu rengini de çok beğendim. Dediğim gibi kum renklerini beğeniyorum. LeBron 19'lar tamamıyla bitmiş galiba arkadaşlar. Şu low'lara ben şimdi indirim bekliyorum. Biraz gözüm onda açıkçası. Bakın şu an LeBron 19 bulamadık. Şuna bekliyorum. Benim şu an favori rengim şu. Yine kum rengi. Tiger rengi de içinde var. Zebra rengi var. Evet aşağı çekiyoruz. 19 low'lar var. Herhalde 19 high'leri bitirdiler. Aa, bu arada baksanıza. Jordan 37 gelmiş. Ama 3700. Bunu sipariş edemeyiz. Çünkü ithalat şeyi var, kanunu var. 150 euro üstü geçemiyor. Şu an bu videoyu size çekmek için açtığımda farklı farklı haberler aldık. Gördüğünüz gibi LeBron 19'lar arkadaşlar 1600 TL idi.
%49 indirimle inanılmaz bir indirim vardı. Ben de aldım. Farklı bir rengini aldım. Onu şu an burada gösteremeyeceğim. Sadece 48 numara, 46 numara özür diliyorum kalmış. Hepsi vardı bu numaraların ama demek ki herkes yumuldu. 1600 liraya düşünün. Yani 3000 küsur liralık ayakkabıyı 1600 liraya almak çok mantıklı bir tercih olur. Bu arada şu Jordan 37'ye bakalım. Çok beğenmedim. Bunun hakkında da tabii ki inceleme yapacağım. Tabii ki alacağım ama 3700 lira ya. Ya insaf ya. Gerçekten insaf. Böyle çılgın bir fiyat. Çok basit bir ayakkabı olmuş. Neyse bunun hakkında da ayrı bir inceleme yaparız. Sizler de dilerseniz girip bakabilirsiniz. Ama güzel. Yani yeni satışa sunulmuş. Direkt de bunu görmüş olduk. Ben bu videoyu hemen de yarın paylaşacağım için sizler de çektikten hemen sonra izleyeceksiniz. Evet, böylelikle de çıkışımızı yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Belki bu videoyu daha önce yapmam gerekirdi ama bu indirimin bu kadar uzun süreceğini ve bu kadar uzun süre boyunca numaraların kalacağını düşünmemiştim. Bundan sonraki indirim haberlerine örnek olması açısından yapmak da güzel olacak. O yüzden arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel paylaşımlar yapıyorum. Orası tabii ki çok daha hızlı. Çünkü ben bu videoyu çekeceğim. Uygun bir vakit bulmam gerekiyor. Editleyeceğim. Bazen çekiyorum. 20 gün sonra editliyorum. Olabiliyor. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Videolar zaten gelecek. Bildirimleri açın. Abone olun. Böyle olursa sizler de fayda görürsünüz. Bana teşekkür eden, dediğim gibi, yaklaşık 100 tane DM vardı. Onlardan biri de siz olabilirdiniz eğer kaçırdıysanız. Ama merak etmeyin. Yine indirim gelir. Yine farklı ayakkabılar gelir. Ha, bu kadar büyük indirim gelir mi? Orası meçhul. Gelirse ben yine yapıştırırım. Aldım almadım fark etmez. Bir tane almak lazım. İnsanın içine çünkü oturuyor bu indirimleri kaçırınca. Özellikle LeBron 19, Jordan 36 ve Vinyl 05 gibi premium diyebileceğim piyasada bulunan güzel ayakkabılar olunca daha şaşırtıcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük.